çalışma saatlerini bilmek istiyorum. Allah Allah, üstüme iyilik sağlık. Kızım bu hayır işi. Bunun mesaisi mi olurmuş? Peki sabahın körüne gitmek zorunda mıydık yani? Zorundaydık tabii. Abinin evden çıkmadan yetişelim ki şu yeni bulduğumuz kızı ona bir güzel anlatalım. Bak göreceksin, şuraya yazıyorum ha. Mazhar Meleği mutlaka beğenecek. Bu konuda haklısın anne. Bence de çok beğenecek. Nihayet abinin kusur bulamayacağı bir kız bulduk anne. Zaten kızın talipleri çokmuş. Ohoho! Elini sallasa ellisi. Ama ben araya girince annesi önceliği bize tanıdı. Ay yani vallahi utanmasam şurada yolda göbek ata ata yürüyeceğim. Hadi kızım yandan yandan. Ay! Ben hala niye bize öncelik tanındığını anlayabilmiş değilim. Anlasan şaşardım zaten. Kızım, soyumuzun ta 17. Mahmud'a dayandığını duyunca diğer adaylar otomatikman elendi tabii. Hadi yürü yürü, çabuk yürü. Bir an önce gidelim de şu işi halledelim, yürü. Aa, bugünkü yıldız falımda yeni birisiyle tanışacağım yazıyor. Ülke çapında aşağı yukarı her burca 7 milyon kişi düştüğüne göre bugün yengeç burcunda 7 milyon kişi yeni birisiyle tanışacak demektir. Vay be. Ya biz o kadar yolu seni görmek için gelelim. Sen otoyol cesedi gibi yüzüne gazeteyi ört ha. Şimdi görürsün sen. Aa, Ruhum ne oldu? Şimdi oku gazeteni bakalım. Ama bu gazeteyi okumam için mikroskop lazım. Beni de bir daha görebilmen için biraz ilgili olman gerekiyor Mazhar Bey. Ruhsarcığım, Ruhum bir an hiç gitmeyeceksin sandım. Kusura bakma, yani ruh olduğunu unuttum, daldım öyle. Keşke hiç gitmesem. Ama gitmem lazım, yağmur kesiliyor. Hoşça kal diyorum ve seni öpüyorum. Aman be, bu yağmurda tam kesilecek zamanı buluyor ha. Buyurun işte, kesin müfittir. Fahriye abla kılıklı herif. Şimdi gelir bit kadar boyuyla. Mahzat. Allah'ım yarabbim. Ne var? Valide Sultan geldi. Hoş geldiniz Haşmet Meyap. Ben de nerede kaldınız diye merak etmeye başlamıştım. Biraz daha gecikseydim polise, acil servise telefon edecektim. Müjdeler olsun Mazhar'cığım. Müjde. Ne müjdesi? Abin müjdemizin ne olduğunu asla tahmin edemeyeceksin. Aslında ederim de doğru olmasından korktuğum için tahmin etmesem daha iyi. Kanka ben hayatta böyle bir istek, böyle bir hırs ne gördüm ne de duydum. Beni evlendirmek için bıkmadan, usanmadan çalışıyorlar. Keşke benim için de böyle çalışanlar olsa kanka. Ne diyorsun be? Salak mısın? Evlenmek istiyorsan sana kız bulmak kolay oğlum. İstiyorsan annemin 150 bin adayından ÖSYM ile sana bir kız bulalım. Ya kız bulmak kolay da helal süt emmiş birini bulmak zor. Kızın ne tür bir süt emdiğinden sana ne? Sütolog musun? Öyle deme oğlum. Süt çok önemli. Bak, annem göğüsleri bozulmasın diye beni çok az emzirmiş. Hatta elleri bozulmasın diye okşayıp sevmemiş bile kanka. Onun için yani benim senin sevgine çok ihtiyacım var. Ne olursa sana bir çakarım böyle. Manyak montofon. Yürü. Ay anne, acaba abinin üzerine çok mu gittik? Hani? Baksana, kaçar gibi çıktı evden. Olur mu canım? Az bile gittik. Kızı o kadar iyi inceledim ki melek konusunda konferans bile verebilir. Ama abim bu işe evet demedi anne. O halde biz de Mazhar'ın bizi reddedemeyeceği tek yere gideriz. Aa, neresiymiş orası? Tabii ki iş yeri. Ay anne, vallahi çok akıllı kadınsın ha. Hadi bakalım, o zaman hiç vakit kaybetmeden abinin bürosuna gidip hemen şu yarım kalan işimizi halledelim. Bence de anne. Sen bir kulağına, ben bir kulağına konuştuk mu Mazhar'ı stereo bir şekilde ikna ederiz. Ay evet anne, hem hazır gitmişken Müfit Bey'i de görmüş oluruz. Bana bak, Müfit'i bilmem ama sen şimdi gününü göreceksin. Yürü hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helal hem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsünüm.